Final yayınları Final Evinizde programını sunar. Sevgili öğrenciler merhaba. Ben Türkçe öğretmeni Necdet Akbulut. Bugün final LGS Türkiye Geneli deneme sınavı Türkçe testinin sorularını birlikte cevaplayacağız. Testte yer alan birinci sorumuz. Yukarıda verilen parçada yönergeler takip edildiğinde hangi şekile ulaşılır? Bakıyoruz. Yağmurlu günlerde giyilen botlar rahatlık açısından inanılmaz bir işleve sahiptir demiş. Ve bu cümlede açısından sözcü tarafından anlamında kullanılmıştır diye belirtilmiş açısından sözcüğünün bu cümlede kazandığı anlam rahatlık bakımındandır. Bu sözcük yerine yani açısından yerine tarafından sözcüğünü getirmeye çalışırsak cümlenin anlamsız olduğunu görürüz. Bu durumda yanlış denen yöne hareket etmemiz lazım. Yanlış denen yönde alınan siparişler doğrultusunda bu botlar gün aşırı kargoya verilir. Cümlesi var. Gün aşırı İki günde bir anlamında kullanılır. İki günde bir. Bakıyoruz açıklamaya. Bu cümlede gün aşırı sözcü iki günde bir anlamında kullanılmıştır. Evet bu da doğru. Doğrunun bulunduğu yöne hareket ettiğimiz zaman sonucun kare ve yeşil olduğunu görebiliyoruz. Yani cevabımız C seçeneği olacak. İkinci sorumuzda devam ediyoruz. Bu parçaya göre yazarın sözlerini aşağıdakilerden hangisiyle sürdürmesi beklenemez. Bazı insanlar hiçbir zaman hata yapmayacaklarını düşünürler. Kendilerine çok fazla güvenirler. Halbuki herkes hata yapabilir. Bu normal bir durumdur. Fakat hayatları boyunca hiç yanlış yapmadıklarını ve bundan sonra da yapmayacaklarını savunan insanlar kendi hatalarını bile başkalarına yüklemeye çalışırlar. Böyle insanlardan nokta 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 gibi sözler duymak neredeyse imkansızdır. Böyle insanlar nasıl cümleler kurmaz? Bunu göz önünde bulundurarak seçenekleri değerlendireceğiz. Hataların sorumlusu kesinlikle ben değilim A seçeneği. Yaptığım hataları açık yüreklilikle dile getiririm. Hata yapmayacağını savunan ve kendisine aşırı güvenen bir kişi yaptığım hataları açık yüreklilikle dile getiririm der mi? Demez. O zaman hangi cümleleri duymak imkansızdı? Bu cümleyi duymak imkansız. Buna bir artı koyalım. Ben de her insan gibi hata yapabilirim. Bu cümleyi kurabilir mi? Kesinlikle bu cümleyi de kurmaz. Çünkü hata yapmayacağını savunuyordu. Aşırı güvenliydi. Kendine hata yapmayacak konusunda geleceğe dönüktü. Cümleler kuruyordu. Böyle bir cümle duymamız imkansız. Yanlışlara düşmek olağan bir durumdur. Yanlış yapmayacağını iddia eden birinin yanlış yapmanın olağan olduğunu söylemesi de beklenmez. Bu üç cümleyi söylemesini beklemeyiz böyle insanların. Ama hataların sorumlusu kesinlikle ben değilim, ben zaten hata yapmam gibi cümleler kurmasını bekleyebiliriz. Bu durumda cevap A seçeneği olacak. Evet, üçüncü sorumuzun numaralı cümleleri var. Soru kökünü okuyalım önce. Yukarıdaki metinlerin vermek istediği ortak mesaj aşağıdakilerden hangisidir? Üç farklı metin var bu metinlerin ortak bir mesajı varmış. Bu ortak mesajı tespit etmek için dönüp metinlerimizi okuyacağız. Birinci metin, yetenek gerektiren sanat, spor gibi faaliyetleri istemeyen, yapamayan çocuğu zorla göndermek, sürekli başarısızlık yaşamasına göz yummak, yeteneğinin olmadığı konularda tabii, çocuğun kendisini orada bulunan akranlarından daha yetersiz hissetmesine neden olabilir. Ve çocuk bu yetersizlik, başarısızlık duygusunu yaşamına genelleyebilir. Ne var burada anlatılan? Diyor ki yapamayacağı veya yeteneği, isteği olmadığı alanlarda zorlamak çocuğun kendisini orada bulunan akranlarından daha yetersiz hissetmesine neden olabilir. İkinci metne bakıyoruz. Belisal kapasitesinin çok üzerinde okullarda geri adım atmadan okutulan Evde bu konu hakkında akranları ile sürekli karşılaştırılan çocuklar da akademik alanda kendilerini yetersiz hissedebilir ve içe çekilebilirler. Aslında benzer bir mesaj var. Kapasitesinin çok üzerinde bir yük yüklüyorsunuz, başarı bekliyorsunuz ve ardından akranlarıyla karşılaştırıyorsunuz. Bu çocuklarda yetersizlik duygusu oluşacak ve içlerine çekilecekler. Üçüncü metin sürekli eleştirilen çocuklar kendilerini yetersiz hissederler. Çünkü çocuk sürekli olarak gücünün yetmediği şeyleri, gücünün yetmediği şeyleri yapamadığı için büyük baskı hisseder. Bunun doğal sonucu olarak da hayattan kendini çekmeye başlar. Üç metinde ortak bir özellik var. Çocuklara gücünün üzerinde yükler yüklediğimizde çocuklarda yetersizlik duygusunun gelişeceğini ve bunun hayatının geneline de yansıyacağı anlatılmış. Şimdi dönüp seçeneklere bakalım. Ailenin çocuk eğitimde çok titiz davranması ve çocuklarına olabildiğince fazla ilgi alanı kazandırması gerekir. Parçada metinlerde anlatılanlarla hiçbir ilgisi yok. Çocuklar eğitim sürecini okulda tamamlamazsa çocukta asosyallik görülebilir. Bunun da 3 metinde anlatılanlarla hiçbir ilgisi yok. Yani B seçeneği de cevap olamaz. C seçeneği çocukların yetenek ve ilgilerinin üstünde onlara iş yüklemek. Yetenek ve ilgilerinin üstünde onlara iş yüklemek çocuklarda yetersizlik duygusunu besler. Evet, 3 metinden de bu anlamı çıkarmamız mümkün. Bu cevap olabilecek bir ifade. Çocukların her istediğinin yapılması ve onlara rahat bir ortam sunulması çocukların gelişimi açısından önemlidir. Bu cümlede anlatılanın Numaralanmış metinlerdeki durumlarla ilgisi yok. Sorunun cevabı C seçeneği olmalı. Dördüncü sorumuz yine bir metin var. Bu metne bağlı soru sorulacak. Önce sorumuzu okuyalım. Bu parçaya göre lezzetle ilgili, lezzetle ilgili bir metin okuyacağız demek ki. 1. lezzet algısının oluşmasını sağlayacak madde bulunmamaktadır. 2. tat reseptörleri besin ağzı alınmadan önce çalışmaya başlar. 3. Koku reseptörleri çevreden fazlasıyla etkilenir. 4. Beyinde lezzet algısının oluşmasını sağlayan iki reseptör grubu bulunmaktadır. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Dönüp metnimizi okuyalım. Dilimizdeki tat tomurcuklarının aksine vücudumuzda lezzeti algılayacak herhangi bir reseptör bulunmaz. Çünkü lezzetli diye adlandırılabilecek ve sadece lezzet algısının oluşmasını sağlayacak bir madde yoktur. Lezzet sadece beynimizde oluşan bir algıdır. Beynimizde bu algının oluşmasını sağlayan iki önemli reseptör grubu vardır. Tat ve koku. Tat reseptörleri besin ağzı alındığı anda çalışmaya başlar ve her bir tat reseptöründen beynin ilgili bölgesine farklı tatlar hissedildiğine dair uyarılar gönderilir. Koku reseptörleri ise besinin yaydığı ve çiğnerken ortaya çıkan kokuyla aktifleşerek doğrudan beynin ilgili bölgesine uyarılar gönderir. Bu iki farklı uyarının kombinasyonu kişinin daha önce hissettiği ve sevdiği kombinasyonlara benziyorsa kişi besini lezzetli olarak tanımlar. Şimdi dönüyoruz yine çıkarılabilecek veya çıkarılamayacak yargılarla. Lezzet algısının oluşmasını sağlayacak bir madde bulunmamaktadır. Var metinde nerede? Diyor ki Lezzetli diye adlandırılabilecek ve sadece lezzet algısının oluşmasını sağlayabilecek bir madde yoktur. Demek ki birinci yargıya ulaşmamız mümkün. Tat reseptörleri besin ağzı alınmadan önce çalışmaya başlar. Hayır, metni okuduğumuz zaman görürüz ki göstereyim hemen. Tat reseptörleri besin ağzı alındı alda çalışmaya başlar diyor. İki numaralı cümlede tat reseptörleri besin ağzı alınmadan önce çalışmaya başlar demiş. Bu olmaz. Koku reseptörleri çevreden fazlasıyla etkilenir. Koku reseptörlerinin nasıl çalıştığı ve zamanlaması ile ilgili bilgiler verilmiş metinde ancak çevreden fazla etkilendiğini göremiyoruz. Beyinde lezzet algısının oluşmasını sağlayan iki reseptör grubu bulunmaktadır. Evet buna değinmiş metinde. Beynimizde bu algının, yani lezzet algısının oluşmasını sağlayan iki önemli reseptör grubu vardır. Bunlar tat ve koku reseptörleri diye. Demek ki buna ulaşabiliyoruz. O halde 1 ile 4 bu parçadan ulaşılabilecek yargılar yani sorunun cevabı B seçeneği olur. Devam edelim. Beşinci sorumuzda iki cümle verilmiş. Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru biçimde birleştirilmiş hali. Aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Bizim iki cümlede ayrı ayrı verilen anlamların hepsini birleşmiş olan ve doğru olan cümlede de bulmamız lazım. Anlamda bir daralma, değişme, bozulma veya ekleme olmayacak. Verilen cümlelerimizin ilki. Antalya Altın Portakal Film Festivali Türkiye'nin ilk ve en köklü festivalidir. Bu festival Türk ve dünya sinemasının seçkin temsilcilerini bir araya getirir. Bunları birleştirmeye çalışacağız. A. Türkiye'nin ve dünyanın en seçkin festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali. En seçkin festival diye bir ifade var mı yukarıda? Altın Portakal Film Festivali için Türkiye'nin ilk ve en köklü film festivali denmiş ama dünyanın ve Türkiye'nin en seçkin festivali denmemiş. Bu Yukarıdaki cümlelerde olmayan bir anlam olduğu için A seçeneğini doğrudan eliyorum. B seçeneğinde Türk ve dünya sinemasının ilk önemli filmlerinin gösterildiği Antalya Altın Portakal Film Festivali. Türk ve dünya sinemasının ilk önemli filmleri bu festivalde mi gösteriliyor? Bakın ikinci cümleye tekrar dönersek bu festival Türk ve dünya sinemasının seçkin temsilcilerini bir araya getir demiş. Ama ilk en önemli filmlerin gösterildiği yer veya festival olduğu ifade edilmemiş. Bu da elenebilecek bir cümle. Türkiye'nin en eski ve tek festivali olan ilk cümlede Türkiye'nin ilk demiş o halde en eskidir doğru. Ve en köklü film festivali diyor. Demek ki başka film festivali de var. Fakat C seçeneğinde tek festivali olan ifadesi durumu bozuyor. Yani bu doğru bir birleştirme değil ve ilave söz konusu. Son seçeneğe bakıyoruz. Türkiye'nin ilk ve en köklü film festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, Türk ve Dünya Sineması'nın seçkin temsilcilerini buluşturur. Her iki cümlede anlatılanları doğru bir şekilde ilave yapmadan ve bazı bölümleri çıkarmadan bir araya getirdiğimiz seçenek. D seçeneği cevabımız D seçeneği olacak. Bir sonraki sorumuz. Göz, farklı göz renkleri verilmiş ve yukarıdaki görselde kişilik özellikleri verilen göz renkleri vardır diye sorulmuş. Bir soru kökünü okuyalım bir sonraki sayfada. Buna göre liderlik vasfına bakmaksızın, bu vasıf var mı yok mu bunu çok önemsemeden, insanları idare edebilen, başkasını idare edebilecek, gizemli, ve baskı altındayken bile doğru karar verebilen bir insanın gözünün rengi nedir diye soruyor. Dönüp okuyalım açıklamaları. Kahverengi gözle başlamış açıklama şöyle. Sadık, güvenilir, saygılı ve naziktirler. Açık renkli gözlülere göre iki saat daha az uyurlar ve uykuları daha düzensizdir. Sabah uyanmakta daha fazla güçlük çekerler, itaatkar değillerdir bizden istenen özelliklerin hiçbiriyle ilgi kuramadık burada okuduklarımızda. Liderlik vasfına bakmaksızın insanları idare edebilen, gizemli ve baskı altındayken bile doğru karar verebilen göz değil kahverengi göz. Onu eledik. Evet, ikinci sırada mavi göz açıklanmış. Büyük bir manevi güçleri vardır. Asla arada derede kalmazlar. Egoist olma özellikleri baskındır. Diğer gözlere göre gelişime daha açık, daha modern, ve kolay adapte olabilen insanlardır. Burada başka insanları idare edebilmek, baskı altında bile doğru karar alabilmek ifadelerini yine göremiyoruz. Mavi göz de cevap olmaya çok uygun değil. Yeşil göz var üçüncü sırada. Liderlik ruhuna sahip olmasalar bile, demek ki bu çok önemli değil, liderlik vasfına bakmaksızın, insanları kolayca etki altına alabilirler. Çok gizemli ve özgüvenlidirler. Yaratıcıdırlar. Basitlik ve sadelikten hoşlanmazlar sakin ve düşüncelidirler. Düşünmeden asla konuşmazlar. Şimdi bakın aradığımız özellikler neydi? Liderlik aslında bakmaksızın insanları idare edebilen, yeşil göz idare edebiliyor mu? Evet. Gizemli, çok gizemli diye ifade etmiş. Baskı altındayken bile doğru karar verebilen. Bunu da yine şu ifade, düşünmeden asla konuşmazlar. Baskı altındayken bile doğru karar vermek için düşünmeyi tercih ediyorlar. Yeşil göz şu ana kadar baktığımız gözler arasında cevap olmaya en uygunu. Siyaha yakın koyu kahverengi gözlerinin özelliği verilmiş. Doğuştan liderdirler. Keskin kararlar alabilirler. Odaklanma konusunda çok başarılıdırlar. Sporda çok başarılıdırlar. Disiplini asla aldan bırakmazlar. Çok sohbet etmezler. Başkalarına güvenmede başarılı değillerdir. Burada anlatılan özelliklerin bir kısmı belki işte lider olmaları, Ondan sonra odaklanma konusunda başarılı olmaları bize düşündürebilir acaba siyah yakın koyu kahverengi göz olabilir mi diye. Ancak gizemli olma, baskı altında bile doğru karar verebilme özelliklerini siyah yakın koyu kahverengi gözde göremiyoruz. Biz dolayısıyla cevabın yeşil göz olduğunu söyleyeceğiz. Yani bu soruda cevabımız B seçeneği olacak. Bir sonraki soru Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilemez demiş. Psikoloji biliminde kendini gösteren on kabul adı verilen bir yasa vardır. Bu yasaya göre bir insanın herhangi bir konuda ön yargısı varsa, önceden bir şeyler düşünüyorsa bu konuyla ilgili, bir süre sonra bu fikri yani ön yargısı hayatında gerçekleşmeye başlar. Bunu kendini doğrulayan kehanette diyoruz sevgili öğrenciler. Aşağıdakilerin hangisi bu duruma örnek gösterilemez demiş. A diyet yapamayacağını düşünen birinin böyle bir önyargısı varmış. Diyet yapamayacağım ben diye. Başladı her diyeti bozması ve sonuca ulaşamaması. Bu kendini gösteren bir kabul müdür? Kendini doğrulayan bir kehanet midir? Evet bu örnek gösterilebilir. Bir şarkıcının yeni albümünün çok beğenileceğini düşünmesi ve albümün günler içerisinde çok satanlar arasına girmesi. Bir önyargısı var. Benim bu albümüm çok başarılı olacak, çok beğenilecek ve çok satılacak. Bu düşüncesi, ön yargısı birkaç gün sonra gerçekleşiyor. Hayatında gerçekleştiğini görüyoruz. Bu da örnek olarak gösterilebilir. Polen alerjisi olan birinin her ilkbaharda alerjik reaksiyon göstermesi ve sık sık doktora gitmesi. Burada bir ön yargı söz konusu değil. Alerjiden bahsediyor. Polen alerjisi olan birinin ilkbaharda alerjik reaksiyon göstermesi ve sık sık doktora gitmesi bir saptama, bir tespittir. Önyargının kendini gerçekleştirmesi gibi bir durum söz konusu değil. Bu örnek olamaz. Matematikten anlamadığı düşüncesiyle bu dersten başarısız olacağını düşünen bir öğrencinin çalışmayı bırakması ve düşük not alması önce önyargıya sahip. Ben matematiği yapamam, başaramam bu ön yargısı çalışmasına da engel oluyor ve düşündükleri aslında hayatında gerçekleşmiş oluyor. Bu da örnek gösterilebilir. Bu sorunun cevabı C seçeneği olacak. Bir başka soru. Numaralanmış cümleler düşüncenin akışına göre sıralandığında hangisi baştan üçüncü olur? Baştan üçüncü olur. Bakalım cümlelerimize. Ama yer kabuğu dünyanın başka bölgelerinde harekete geçecek şekilde etki alanını genişletti. Birle başlayabilir mi bir paragraf? Hayır. Çünkü bir bağlantı ögesi, düşüncenin yönünü değiştiren bir kelime ama sözcüğü kullanılmış. Hiçbir paragraf bu cümleyle başlamaz. Dev dalgalara yol açan depremin merkezi büyük okyanusta idi. Bu metnin ilk cümlesi olabilir. Bu ve buna benzer felaketler bize geleceğimizi bugünden tahmin etmenin olanaksızlığını gösterdi. Bu cümle de sonuç cümlesi olabilecek bir cümle. Bu metinde anlatılan şeyler var. Bunlara baktığımız zaman şu sonucu çıkarırız. Felaketler bize geleceğimizi bugünden tahmin etmenin olanaksızlığını göstermiş. İki ile başlayacak sanki metnimiz. Dördüncü cümleyi de okuyalım. Ee, örneğin Haziran başında başlayan depremlerin dünyanın dört bir yanını salladığı ortaya çıktı. Şimdi bakalım 2 ile başladı. Dev dalgalara yol açan depremin merkezi büyük Okyanus'taydı. Ama yer kabuğu dünyanın başka bölgelerinde harekete geçirecek şekilde etki alanını genişletti. 2'den sonra bir gelebilir. Ardından örneğin Haziran başında başlayan depremlerin dünyanın dört bir yanını salladı ortaya çıktı. Bunu sonradan fark edilmiş. Dördüncü cümle buraya gelecek. Ve son olarak da bu ve buna benzer felaketler bize geleceğimizi bugünden tahmin etmenin olanaksızlığını gösterdi. Yani üçüncü cümle gelmeli. Numaralanmış cümleler düşüncenin akışına göre sıralandığında baştan üçüncü olan hangisi olur diye sormuş. Baştan üçüncü olan dördüncü cümledir. Yani bu sorunun cevabı D seçeneği olmalı. Dokuzuncu sorumuz. Ee, Namık Kemal'den bahseden bir metin tanıtımı var. Bu bilgilerden hareketle Namık Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diye sorulmuş. Ben buradaki bilgilerin hepsini hızlı bir şekilde okumaya çalışayım. Vatan şairi Namık Kemal'in vefat, vefatının 130. yılı. Şair, yazar ve gazeteci kimliğiyle hürriyet ve millet kavramlarının Türk edebiyatında işleyen kişi kabul edilen vatan şairi Namık Kemal, aramızdan ayrılalı 130 yıl oldu. Namık Kemal 1840 yılında 21 Aralık'ta Tekirdağ'da dünyaya geldi. 1857 Babı Ali Tercüme Odası'nda stajyer olarak memurluğa başladı. 1859 Gümrük Kalemi'nde çalışmaya başladı. 1863 Tercüme Odası'nda yeniden görev aldı. İbrahim Şinasi ile tanışması hayatını değiştirdi. 1873 Vatan yahut Silistre oyunu 1 Nisan gecesi İstanbul'da sahnelendi. Namık Kemal Magusa'ya yani Kıbrıs'a sürgüne gönderildi. Sürgün 38 ay sürdü. Burada pek çok kez hastalığa yakalandı. 1884 Rodos mutasarrıfı oldu. Rodos adasındaki çalışmaları da padişahın imtiyaz madalyası ile ödüllendirildi. 1887 Rodos'taki görevi sona erdi. Sakız Adası mutasarrıfı oldu. 1888 tarih 2 Aralık'ı gösterdiğinde 48 yaşında Sakız Adası'nda hayatını kaybetti. Eserlerinden bazılarını vermiş. Vatan Yavuz Silistre e, sahnelenen ilk tiyatro eseri. Zavallı Çocuk, Silistre Muhasarası tarihleri verilmiş bunların. Gül Nihal, İntibah ilk edebi roman olduğu belirtilmiş. Cezmi ve Osmanlı tarihi Medhali. Şimdi bakalım hangisine ulaşılamaz diye soruyor. A. Türk Edebiyatı'nda işlediği temalardan dolayı vatan şairi olarak kabul edilmiş. Evet, vatan şairi namı Kemal. Neden vatan şairi denmiş? Türk Edebiyatı'nda işleyen kişi neyi işleyen? Hürriyet ve millet kavramlarını. Ve bu sebeple vatan şairi denmiş. Demek ki buna ulaşabiliyoruz. Ben seçeneğinde ilk edebi romanı yazmıştır. Eserlerin az önce sıralarken intibağın karşısında ilk edebi roman yazdığını gördük. İlk edebi romanın Namık Kemal'e aitse ilk edebi romanı yazmış. Buna da ulaşılabilir. Eserlerin hepsini sürgüne gönderildiği zamanlar yazmış. Eserlerinin ne zaman ve nerede yazdığı ile ilgili genel ve bütün eserlerin kapsayıcı bir bilgi yok. Bu kalsın. Şinasi ile tanışması onun hayatında değişikliklere sebep olmuştur. Bakın altını çiziyorum. İbrahim Şinasi ile tanışması hayatını değiştirdi. Demek ki hayatın değişikliklere sebep olmuş. Cevap da C seçeneği olacak. Bir başka soru. Sorunun devamı diğer sayfada. Demiş ki aşağıdaki kavramlardan hangisi yukarıda verilen şiir parçalarından herhangi biri ile ilişkilendirilemez. Kavramlar umut, Pişmanlık, öfke ve karamsarlık, umut. Pişmanlık, öfke, karamsarlık. Birinci dörtlüğümüz, meydan mı verirdim bu ayrılığa, bilseydim bu kadar zor olduğunu. Bilseydim dünyanın böyle karanlık, bilseydim bu kadar dar olduğunu. Keşke meydan vermeseydim gibi bir cümleyle başlamış dizelere şair. Me meydan verdiği için, bunu kabul ettiği için ya da olmasına izin verdiği için pişmanlık duyuyor. Pişman. İkinci gruptaki dizelerimize bakıyoruz. Bu sabah gökyüzü daha bir yorgun, daha bir dumanlı, daha bir derin. Şu anda omzumda tanıdık bir el, tutup silkelese şöyle bir güzel. Kurtulsam yükünden düşünceleri, düşüncelerin yükü altında olduğundan bahsediyor şair. Daha bir dumanlıdan bahsediyor gökyüzü için daha derin olduğunu, daha yorgun olduğunu ifade ediyor. Burada genel olarak karamsar bir bakış açısı olduğunu söyleyebiliriz. Karamsarlık. Bir sonraki grup dizemizde de belki yeniden güzelleştirir. Adları değiştirilen parkları, perdeleri hiç açılmayan evlerde ışıklar yanar, çocuk sesleri duyulur. Sanıdık sevinçlerle dolar yeniden kendi sesini kemiren alanlar. Burada e, olumsuz ve karamsar bir tablonun içerisinden çıkış umudunu hissediyoruz. Belki de ışıkları hiç yanmamış, perdeleri açılmamış evlerde ışıklar yanar diyor. Belki çocuklar e, yine dışarıda oynar, onların sesi duyulur. Geleceğe dönük bir umut besliyor şair, umut duygusuna yer verilmiş. Biz pişmanlık, umut ve karamsarlık örneklerini gördük ama. Öfke kavramı ile ilişkilendirebileceğimiz bir şiir parçası yoktu. Cevap B seçeneği olacak. Bir sonraki sorumuz bir grafik sorusu. Ee, yandaki grafikte bir bölgede 2017 ile 2019 yılları arasında üretilen ve tüketilen buğday miktarları gösterilmiş. Üretim kırmızı yakın pembe tonuyla tüketimde yeşil renkli gösterilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruluyor. En az üretim olan yıl, en az üretim olan yıl üretim bu renkle gösteriliyor. İle en çok üretim olan yıl arasında üretimde 500 ton fark vardır. En az üretim olan yıl 2017 yılı. Ne kadarmış? 1000 tonmuş. En çok üretim olan yıl da 2018 yılı. Burada da 1500 ton üretim olduğunu görüyoruz. Bunlar arasında 500 ton fark mı var? Evet, 1500'den 500 1000'i çıkardığımız zaman 500 ton fark olduğunu tespit edebiliriz. Buna ulaşmak mümkün. Üretimin en çok olduğu yıl, üretimin en çok olduğu yıl 2018 sevgili öğrenciler. Üretimin en çok pardon tüketimin en çok yıl olduğu yıl da 2019. Tüketim yeşil de gösteriliyordu. Yeşilin en yüksek olduğu yıl 2019. Bu bilgi de doğru bir bilgi. Tüketim her yıl yükselmiş. Yeşil ile olanları takip edeceğiz. Az, daha çok, en çok her yıl yükselmiş. Ancak üretimde çıkış ve inişler var. Üretim azla başlamış, çoğalmış. Ardından 2019'da tekrar azalmış. Yani çıkış ve inişler söz konusu. Buna da ulaşabiliriz. 2017 ve 2018 yıllarındaki toplam üretim miktarı, toplam üretim miktarını soruyor. Hangi yılların? 2017, 2018. 2017'de 1000 ton üretim gerçekleşmiş. 2018'de 1500 ton üretim gerçekleşmiş. Bunlar üretim miktarları yani 2500 ton üretim. 2019 yılındaki üretim miktarından daha azdır. 2019 yılındaki üretim miktarı 1200 ton. 2500 tonun 1200 tondan daha az olduğunu iddia edemeyiz. Bu bilgi yanlış bir bilgi. Cevapta D seçeneği olacak. Bir başka soru. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmamıştır? Her yerde okuruz. Sanatçı insancıl olmalı. Diğer insanlara bu konuda yol göstermelidir diye. Neden? Bu ülkenin insanı insancıl değil mi ki sanatçılar onlara yol göstersin? Her sabah komşusunu kahvaltıya çağıran kadın insan sevmiyor mu? Ya da her sabah öğrencilerin yüzüne sevinçle bakan öğretmen? Bence Türkiye'de sözcükler yanlış kullanılıyor. Sanatla insanı insana anlatım ama anlatalım ama onları insancıl değil mi diye suçlamayalım. Burada eleştiriye yer vermiş mi? Son iki cümlede bence Türkçe'de e, Türkiye'de sözcükler yanlış kullanılıyor ile başlayan bölümde çok açık bir eleştiri var. Öncesindeki cümlelerde yani her sabah komşusunu kahvaltıya çağıran kadını, her sabah öğrencilerin yüzüne sevinçle bakan öğretmeni örnek olarak vermiş. Eleştiri var, örnek var. Türkiye'de sözcüklerin yanlış kullanıldığını tespit etmiş bunları söyleyen kişi bir tespit de söz konusu. Fakat bir tanımlama yok. Tanımlama bir varlık veya kavramın ne olduğunu, ne işe yaradığını, işlevlerinin ne olduğunu ifade eden bu nedir sorusuna cevap veren cümlelerden oluşabilir. Böyle bir yargıya rastlamıyoruz. Cevap D seçeneği olacak. 13. soru Aşağıdaki metinlerden hangisi deneme türünde yazılmamıştır? Bir öncül var. Öncülümüz diyor ki: "Bir yazarın özgürce seçtiği herhangi bir konu üzerinde kesin yargılara varmadan kişisel görüş ve düşüncelerini serbestçe anlattığı yazılara deneme denir. Sınır yok, özgürce anlatacak." Hangisi deneme türünde yazılmamıştır? Dilimiz konuşma dilimizden çok yazı dilimiz. Yıllardan beri, yüzyılı aşkın bir zamandan beri durmadan değişiyor. Değişmesini bir dileyen oldu, bir buyuran oldu diye değil değişmesi gerektiği için değiştirmek zorunda olduğumuzdan içimizden duyduğumuz için değişiyor. Elimizdeki dille, dünden kalan dille istediğimizi söyleyemediğimiz, istediğimiz gibi söyleyemediğimiz için değişiyor. Dildeki değişimi kendi açısından ele almış yazar bir deneme metni oluşturmuş. Her doğruyu söylemeye gelmezmiş. Bir takım doğruları yaymamak, çokluktan, kamudan gizlemek gerekmiş. Peki ama bir doğruyu söylememek, gizlemek, yayılmasını önlemeye çalışmak, o doğrunun yerinde duran yalanı sürdürmek demektir. Yalanın yalan olduğunu bilerek sürmesini bırakmaya hakkımız var mıdır? Bu yalanlar kutsalmış, onlara dokunmaya gelmezmiş. Burada da yalan ve gerçekleri söylemekle ilgili yazar yine kendi bakış açısıyla ele almış. Meseleyi deneme örneği olabilir. C seçeneğinde Gönlümüzün güzelliği sevgi ise beynimizin güzelliği de düşünebilme yeteneğimizdir. O yeteneği her an, her dakika kullanmalıyız. Unutmayalım ki düşünen insan özgür insandır. Kişi düşünebiliyorsa pek çok sorunu çözecek, pek çok şeyi bilecektir. Onun için bir karar alırken annenizin, babanızın, çevrenizdekilerin görüşlerini Alın ama o görüşleri de sorgulayın. Sonra da oturup kararınızı kendiniz alın. Bu durumda eziyetler de güçlükler de size aittir artık. Burada hem sohbet hem deneme havası seziyoruz. Karşısında biri varmış gibi konuşuyor metnin belli bölümlerinde ama konuyu genel hatlarıyla kendi bakış açısından ve özgürce dile getirmiş yazar. Yine deneme olabilir. Ve D seçeneği Tassos Ege'nin kuzeyinde yer alan Yunanistan'a bağlı bir ada. Türkiye'ye çok yakın olan bu cennet ada ilk görüşte sizi kendisine çekiyor. Yeşillikler içindeki ada tertemiz denizi ve güler yüzlü insanlarıyla ziyaret etmeyi hak ediyor. Biz de adadaki ilk günümüzde ada sokaklarını keşfe çıktık. Yemek saati geldiğinde Yunan mutfağı ile Türk mutfağının benzerliklerine bizzat şahit olduk. Bu metin bir gezi yazısından alınmış olabilir. Biliyorsunuz ki gezi yazılarında gezilip görülen yerlerin ilginç yönleri, herkesi ilgilendiren tarafları yine duyguları da yansıtacak bir biçimde anlatılabilir. Burada TASOS'un gezildiği ve bununla ilgili bir gezi yazısının oluşturulduğu anlaşılıyor. Cevap D seçeneği olacak. Bir başka sorumuz. Sorunun bir bölümü burada, bir bölümü bir sonraki sayfada. Bir sozal mantık sorusu bu. Ve bazı bilgiler verilmiş. Bu bilgilerden hareketle de soru sorulmuş. Okuyalım. Bir şirketin yemekhanesinde hafta içi etli nohut, sulu köfte, alinazik, kıymalı bezelye, sürlü isimli ana yemekler yanına ek olarak mevsim salatası, karışık turşu, meyve suyu, mercimek çorbası, tarhana çorbası yapılmaktadır. Hangi günler yapılıyormuş bunlar? Hafta içi. Yani pazartesiden başlayıp pazartesi salı, çarşamba, perşembe ve cuma. Ne varmış? 5 tane ana yemek, 5 de ek yemek varmış. Bu yemek listesi hakkında bilinenler şunlar. Her gün bir ana yemek, bir de ek yemek. Bir tane ana, bir tane de ek yemek olacak. Sulu köfte salı, salı günü ana yemek olarak sulu köfte var. Tarhana çorbası çarşamba ek yemek olarak tarhana çarşamba. Meyve suyu cuma yine ek'tir meyve suyu. Meyve suyu cuma günü çıkarılmakta. Türlü ile meyve suyu aynı gün çıkarılmakta. Meyve suyu hangi gündü? Cuma günüydü. Türlü de bugün çıkıyor o zaman. Etli nohut turşudan önceki mevsim salatası ise kıymalı bezelyadan sonraki günlerde çıkarılmaktadır. Bununla ilgili çok net bir yer belirleyemiyoruz ama şu an için elimizde olan bilgiler bunlar. Şimdi geçelim. Diyor ki yukarıdaki bilgilere göre hangisi kesinlikle yanlıştır? Pazartesi günü kıymalı bezelye ve mercimek çorbası. Bir bakalım bu iki yemekle yani kıymalı bezelye ve mercimek çorbası ile ilgili bir koşul var mıydı? Yok. Pazartesi günü boş mu peki? Boş. Bunlar olabilir mi orada? Yer alabilir mi? Yer alabilir. Hangisi kesinlikle yanlıştır demişti? Bunun kesin yanlış olduğunu iddia edemeyiz. Olabilir. Cuma günü türlü çıkmıştır diyor. Dönüp bakalım. Evet meyve suyuyla türlü aynı gün diye ifade etmiştik ve türlüyü cumaya yerleştirmiştik. Bu yargı da doğru bir yargı. Buna ulaşmak mümkün. Çarşamba günü Ali Nazik ve Turşu çıkmıştır demiş. Çarşamba Ali Nazik ve Turşu. Burada sanırım bir hata var. Dönüp baktığımızda göreceğiz. Çarşamba günü tarhana vardı. Ek yemek olarak seçenekte ne demiş C seçeneğinde? Turşu var demiş. Bir de Ali Nazik var demiş. E, ama buradaki yemeklerden bir tanesi zaten belli. Bunların ikisinin bir arada çarşamba günü olması imkansız. E, o halde bu yargı kesinlikle yanlış. Salı günü sulu köfte ve mevsim salatası çıkmıştır. Salı gününe dönelim. Salı günü sulu köfte olduğunu söylemiştik ana yemek olarak. Ek yemek olarak ne ifade ediyor? Mevsim salatası olabilir mi? Olabilir. Çünkü mevsim salatası ile ilgili herhangi bir kısıtlayıcı koşul yoktu. Buna da kesinlikle yanlış diyemeyiz. Bu durumda sorumuzun cevabı C seçeneği olacak. Bir başka soru. 1, 3, 5 sayılarından oluşturulmuş şifreleme yönteminde R, O, K, T ve A seslerinin sayısal değerleri yandaki tabloda gösterilmiştir. Buna göre 5 harfli sözcüklerden hangisi tırnak içinde belirtilen değerinde şifrelenmiştir diyor. Şimdi ben hemen şöyle bir göz bakıyorum. C 51 ile, O 513 ile, K 15 ile, T 315 ile ve A da 135 ile şifrelenmiş. Bizim tırnak içerisinde belirtilen şifremizde 1 ile başlayan ve 3 ile devam eden, 1 ile başlayıp 3 ile devam eden bakın A var. Yani 135 şifresi. Buraya A dersek. A ile başlamayanları eleyebiliriz aslında hemen işimizi kolaylaştırmak için. B ve C seçenekleri gitmiş oluyor. Ondan sonra 15 veya 155 gibi okuyabiliriz. 155 gibi bir ifade yok. 15 ile devam eden 15K'di. 15 K'di. 15'i K ile şifrelendiğini ifade edebiliriz. Ardından 51 de olabilir, 513 de olabilir. 51 olsa R gelecek. Aktan sonra R gelen bir seçeneğimiz yok. Peki 513 olsa, 513 olsa O ile karşılamış olacağız. A, K var. Şurada devam ediyor. Devamında gelecek mi bakalım. Ardından 51 var. 51 de R ile ve ardından 315 var. 315 de T ile karşılanıyor. Oluşan sözcüğümüz akort sözcüğü. Yani cevap A seçeneği olacak. Bir başka soru. Yukarıdaki şiirde geçen fiilimsi türü ve sayısı hangi seçenekte doğru verilmiştir? Yaş 35, yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün. Dante gibi ortasındayız ömrün. Delikanlı çağımızdaki cevher, yalvarmak, yakarmak, nafile bugün. Yalvarmak ve yakarmak sözcüklerinde mak, mek isim fiil eklerini görüyoruz. Demek ki dizelerde isim fiil var. Şu an iki tane bulduk. Gözünün yaşına bakmadan gider. Bakmadan da da madan madan zarf fiil ekini görüyoruz. Nasıl gider sorusuna cevap veriyor. Bir de zarf fiil var. Metinde sıfat fiil göremedik. İsim fiillerimizin sayısı iki tane. Zarf fiil de bir taneydi zaten. Yani isim fiil 2, zarf fiil 1, A seçeneği cevap olur. Bir başka soru. Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde den, dan ekleri almış sözcük farklı bir ögeyi bildirir? Bir cümlede de, da, den, dan ekleri almış sözcükler her zaman yer tamlayıcısı görevi üstlenmez. Bu ekleri almış sözcükler yer bildiriyorsa yer tamlayıcısı, zaman veya durum bildiriyorsa zarf tamlayıcısı olur demiş. Şimdi ne bildirdiklerine bakacağız. Çok geç uyandığından okula gidemedi. Okula neden gidememiş, niçin gidememiş? Çok geç uyandığından. Bu bir sebep midir? Evet. Sebepler durum zarfı mı sayılıyor? Evet. O halde bu öge hangi öge olacaktır? Zarf tamlayıcısı olacaktır bizimle gelemeyeceğini önceden arayıp bildirdi. Ne zaman bildirdi? Önceden'den eki alan sözcük zaman anlatıyor. Zaman anlatan sözler zarf tamlayıcısı olur. Evin balkonundan olayları izlemiş. Nereden izlemiş? Evin balkonundan. Buradaki yer anlattı. Yer anlattığı için yer tamlayıcısı. Yani dolaylı tümleç. Yorgun olduğundan anlatılanları dinlemedi. Anlatılanları neden dinlemedi, niçin dinlemedi? Yorgun olduğundan tıpkı A seçeneğinde olduğu gibi sebep bildirmiş, sebep bildiren ifadeler durum zarfı kabul ediliyor. Ve bu da zarf tamlayıcısını oluşturuyor. Cevabımız C seçeneği olacak. Bir başka soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne kullanılmamıştır? Nesnenin tanımı var yukarıda. Bir cümlede yüklem bildirdiği eylemden etkilenen ögeye nesne denir. Nesne yüklem ve özde bulunduktan sonra yükleme kimi, neyi, nereyi, ne soruları yöneltilerek tespit edilir. Hangisinde nesne kullanılmıştır diye soruyor. Yarınlarımızın daha güzel olmasını istiyorsak geleceğe umutla bakmalıyız. Bakmalıyız bu cümlenin yüklemi. Bakmalıyız yükleminin öznesi bizdir. Biz kimi bakmalıyız, neyi bakmalıyız, nereyi bakmalıyız ya da ne bakmalıyız diye bir soru da soramazsınız. Bu soruya cevap da alamazsınız. Yani bu cümlede nesne kullanılmamış. Duygusal bir yapıya sahip olan insanlar yaşanan olaylardan çok çabuk etkilenirler. Etkilenirler, yüklem. Etkilenen kim? Duygusal bir yapıya sahip olan insanlar, özne. Kimi etkilenirler? Neyi etkilenirler? Nereyi veya ne etkilenirler sorularını soramayız ve bu soruları cevap alamayız. Bu da nesne. içermeyen bir cümle. Öğretmenin biraz önce anlattığı fıkraya bütün sınıfta iki kalarca güldük. Gülen kim? Bütün sınıf Kimi güldük, neyi güldük, nereye güldük ya da ne güldük diye soramayız, cevap da alamayız. Burada da nesne yok. Annem bu akşam misafirler için en çok sevilen ve yeğenin unutamadığı o kekini yapmış. Yapmış yüklem. Yapan kim? Annem, özne. Annem neyi yapmış? En çok sevilen ve yeğenin unutamadığı o kekini yapmış. Nesne kullanılmış nesne kullanılan seçenek D olduğuna göre cevabımız da olacaktır aynı zamanda. 19. soru. Bir metin var. Bu metne bağlı olarak şu soru sorulmuş. Metinde yapılan yazım yanlışları numaralı yazım yanlışı gerekçelerinden hangileriyle ilgilidir? Demiş. Dört metni okuyalım ve yazım yanlışlarını tespit edelim. Aşık Veysel 25 Ekim 1894'te Sivas ili Sevgili öğrenciler bir ile girerken mutlaka tabela ile karşılaşıyorsunuz. O tabelanın üzerinde Sivas mı yazar? Ankara mı yazar? İstanbul, Elazığ mı yazar? Yoksa Sivas ili İstanbul ili mi yazar? Tabii ki sadece şehrin adı vardır. İl, ilçe gibi kelimeler bu sözcüklerle birlikte kullanılmış geçici tamlama oluşturan sözcüklerdir. Yani özel ismin içinde yer almaz. O yüzden buradaki i'nin küçük olması gerekiyordu. Bir yanlışlık tespit ettik. Şarkışla ilçesinin bakın burada doğrusunu kullanmış. Şarkışla ilçenin adı ilçe kelimesi büyük harfle başlamamış. Sivri alan köyünde Gülizar Hatun ve Karaca lakaplı babası çiftçi Ahmet Bey'in oğlu olarak dünyaya geldiğinde ona Veysel Şatıroğlu adını verdiler. O bir gün halk ozanı olduğunda herkes adını Aşık Veysel olarak anacaktı. 1931'de Ahmet Kutsi Tecer Sivas Lisesi'nde Sivas Lisesi bir eğitim kurumunun adı, kurum, kuruluş, iş yeri adlarına getirilen ekler kesinlikle kesme işaretiyle ayrılmaz. Bir hata da burada tespit ettik. Edebiyat öğretmeniyken arkadaşlarıyla birlikte Halk Şairlerini Koruma Derneği'ni kurdular. 5 Aralık 1931'de 3 gün süren etkinliğe Aşık Veysal'de katıldı. Bu onun hayatında bir dönüm noktasıydı. Adeta dünyasına görmeyen gözlerine rağmen bir ışık doğmuştu. 1933'te Atatürk'e yazdığı şiirini Hakimiyeti Milliye Basım Evi gazetede 3 gün boyunca yayınladı. Sevgili öğrenciler, ev ya da bunun farça karşılığı olan hane kelimesiyle kurulan bütün birleşik sözcüklerde ev sözcüğü gerçek anlamını kaybetmiş oluyor ya da hane gerçek anlamını kaybetmiş oluyor. Bir birleşiği oluşturan kelimelerin ikincisi ya da ikisi birden gerçek anlamını kaybederse o kelime bitişik yazılır. Basım bir bitişik yazılmalıydı. Yanlış yazılmış. Üç gün boyunca yayınladı. Anı dilimizi en temiz, en saf şekilde kullanan bir ozandı Aşık Veysel. Üç yanlışlık tespit ettik. Biri il sözcüğün yazımı. Biri kurum kuruluşu adına getirilen ekin yazımı. Öteki de ev kelimesi diye kurulan birleşik sözcüğün yazımı ile ilgiliydi. Şimdi dönüp bakalım özel ada dahil olmayıp tamlama kuran şehir, il, ilçe, bucak, belde, köy gibi sözcüklerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık var mıydı? Vardı. D da bağlacının yazımı ile ilgili bir yanlışlık tespit etmedik. Kurum ve kuruluş adlarına getirilen eklerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık tespit ettik Sivas Lisesi. Gezegen anlamı dışında kullanılan dünya, ay, güneş sözcüklerin yazımı ile ilgili bir hata tespit etmedik. Ev kelimesiyle kurulan birleşik kelimelerin yazımı ile ilgili bir hata tespit ettik. Belirli bir tarih gösteren ay ve gün adlarının yazımı ile ilgili hata tespit etmedik. Bu durumda 1, 3 ve 5 numaralı yazım yanlışı gerekçelerinin örneklerini gördük. 1, 3, 5 A seçeneğinde cevap A olacak. Ve son sorumuz sevgili öğrenciler. Aşağıda virgülün kullanım yerlerinden bazıları verilmiş. Aynı tür ve görevdeki sözcükler arasında kullanılır. Yani eş görevli sözcükler diyelim ki bir tamlamada birden çok tamlayan var ya da bir sıfat tamlamasında birden çok sıfat aynı adı niteliyor. Bunlar arasında virgül konur. Sıralı cümleleri ayırmak için kullanılır. Bir cümle bitti, ikinci cümleye geçerken büyük harf kullanmıyoruz. Arada kullanabileceğiniz iki işaret var. Ya noktalı virgül ya da virgül. Biz burada virgülden bahsettiğimize göre sıralı cümleleri ayırmak için kullanılırı da tekrarlamış olalım. Uzun cümlelerde yüklemden uzak kalmış özneyi ayırmak için kullanılır. Ve son olarak da cümle içinde ara söz ve ara cümlelerin başında ve sonunda kullanılır demiş. Hangisinde virgülün yukarıdaki görevlerinden birinin örneği yoktur? Dağ dağ kavuşmaz. Bakın bir cümle bitti. İnsan insana kavuşur. İkinci cümle başladı. İkinci cümlemiz küçük harfle başladı. Bu sıralı bir cümledir. Sıralı cümlelerin arasında virgül getirilir. Yani şuna örnek gördük. Burak yağmurlu havada pencerenin önünde kitabını okumaya başladı. Uzun bir cümle. Bu cümlenin öznesi Burak. Burak sözcüğü virgülle vurgulanmış. Uzun cümlelerde yüklemden uzak kalmış özne ayırmak için kullanılır. Örneğini gördük. Eskişehir'i yani okuduğum üniversiteyi çok özledim. Eski sözünden sonra iki virgül arasında gösterilen bir ara söz. Söz konusu ara söz ve ara cümlelerin başında sonunda kullanılır. Örnek gördük. Yaşlı kadının yanına oturup sohbet etmeye başladı. Burada yaşlı sözcüğünden sonra virgül kaldırılırsa yanına oturulan kadının yaşlı biri olduğu anlaşılabilir. Virgül varken de anlatıyor yaşlı biri kadının yanına oturuyor. İki kişiden bahsetmiş oluyorsunuz. Buradaki virgülün kaldırılması anlamda belirsizliğe yol açacak. O halde virgül ne amaçla kullanmış? Bir sözcüğün kendinden sonraki kelimenin yani kadın adının sıfatı olmadığını vurgulamak. Yani anlam belirsizliğini önlemek için kullanılmış. Ama yukarıda böyle bir açıklama yok. Demek ki hangisinde virgülün yukarıdaki görevlerinden birinin örneği yoktur sorusunun cevabı da D seçeneği olacak. Evet sevgili öğrenciler. Türkçe testindeki soruların çözümlerini birlikte gerçekleştirdik. Hepinize hazırlıklarınızda başarılar diliyorum.